İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin üstünlüğü. Peygamber Efendimiz o kıyamet gününde gelip durur günahkar ümmetinin önünde. O an Hak Teala'dan şöyle bir nida gelir. Ey Habib! Ümmetini al ve hesaba getir. O zaman eshabiyle, alim ve velileri ileri sürer hemen şehit ve salihleri Rabbimizden bir nida gelir ki Ya Muhammed ümmetinin tamamı bunlardan mı ibaret Mutileri getirdin hani nerede asiler alimleri getirdin peki nerede zalimler Sen namaz kılanları getirdin buraya hep Peki kılmayanlar nerededir şimdi acep? Arz eder ki, Ya Rabbi, buyurduğun gibidir. Ama onlar yine de seni bir bilmişlerdir. Onlar puta tapmadı, sana şirk koşmadılar. Tevhid üzre olup, küfürden hep kaçtılar. Bağışla suçlarını, iş bu imanlarına, layık görme onları cehennem azabına Rabbimiz buyurur ki Ey benim peygamberim ümmetinin hepsine şefkatim çoktur benim ümmetini kendime eylemişim muhatap onun için sorarım onlara bugün hesap onlarla söyleşmeyi sevmeseydim eğer ben hep cennete koyardım hiç hesaba çekmeden. Bir günde Mikail ile Cibril aleyhisselam, Resulullah'a gelip verdiler önce selam. Sonra Cibril, Resul'ün sarılıp örtüsüne, sevgi ve muhabbetle öpüp sürdü yüzüne. Sorunca Resul bunun hikmetini Cibril'den, Mikail izin alıp arz etti şöyle hemen. Cebrail gelmek için huzurunuza sizin Allahü Teala'dan istedi çokça izin. Melekler kendisine sual eylediler ki çok izin istemenin sebebi nedir peki? Dedi ki ben aşıkım ona canı gönülden ve hiç duramıyorum kendisini görmeden. Yine Resul-i Ekrem dünya ve ahirette herkes için rahmet ve berekettir elbette. Rahmetinden herkesin olur istifadesi. Hatta kafirlere de ulaşır faidesi. Şöyle ki azapları verilmez dünyada pek. Yani tehir edilir ahiret gününe dek. Nitekim bu hususu Allahü Teala da Açıkça beyan etti Habibine Kur'an'da. Buyurdu, bulundukça onların içinde sen, hürmetine onlara hiç azab eylemem ben. Bir günde bir Arabi gelip Efendimiz'e, dedi, Ya Resulallah, bir sualim var size. Öteki ümmetlere nispeten bu ümmetin, üstünlüğü acaba nasıldır bir lütfedin buyurdular ki benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm nasılsa öyledir bu da aynen Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet hoş bulduk. Buyurun evet, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Hakim-i Tirmizi rahmetullah buyuruyorlar ki kalbin ve vaktin sana bir sermayedir. Fakat sen kalbini kötü zanlarla Allah-u Teala'nın sevgisinden başka şeylerle doldurdun. Vaktini de mala yani boş ve faydasız şeylerle geçirdin. İflas etmiş sermayesini kaybetmiş olan bir kimse nasıl kar edebilir buyuruyor Hakimi Tirmizi Ahmetullah Teala Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. İyi günler Mustafa Bey. İyi günler efendim. Buyurun. Hocam bu kandil gününde Allah Teala razı için bana kızıma ve tüm çocuklara dua eder misiniz? Cenab-ı Hak sizden olsun. de çocuklarınızdan da ...ve bütün aynı şekilde Müslüman olsun, gayrimüslim olsun... ...çocuklarına da hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın... Amin. ...son nefese iman selameti versin... ...ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun inşallah. Ta. Amin inşallah hocam. Hocam benim sorum şöyle e, kısaca söyleyeyim... ...aklıma ba gelen başıma gelir derler ya o tarz bir şey... ...hani bazen bilmiyorum mesvese midir, şeytandan mıdır bilmiyorum... Hep böyle bazen aklıma kötü bir şeyler geliyor. Ertesi gün hani gerçek oluyor. Mesela diyorum çok şükür bu ay kızım hastalanmadı. Bakıyorum ertesi gün hastalanmış ya da başka bir şey yani oluyor. Ne bileyim öyle şeyler oluyor yani iyi şeyler olmayan şeyler oluyor daha doğrusu hani aklıma geliyor ama ertesi gün ya da bir iki gün sonra yaşıyorum o şeyleri. Hani nazar mı ediyorum ya da bu, Kendi kendine nazarın geçiyor. İzah edeceğiz efendim. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim. İyi günler. Efendim. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz efendim. Konya'dan Saadettin. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah'a tuvala razı olsun efendim. Sizler de iyisiniz. Günümüz ve geceniz inşallah hayırlı bir bayrak olsun. Hocam. Amin amin. Hepimizin inşallah tuvala bütün ümmeti Müslüman'a inşallah doğru yoldan hidayetten ayırmasın. Dualarını amin. Bekledim. Amin. İnşallah Teala. Hepimizin maksadı ve gayesi o zaten. İnşallah. İnşallah. Hocam şu şu kadınları bir camiye sokamadınız ya. Hakikaten ya. Yani bunu bir beceremediniz. Herkes el alem şimdi cahil cahil. Kadın eşittir. Arada yani birbirine dokunmayacak şekilde camide namaz kılabilir. Cahil cahil fetva veriyor. Bu adam da Diyanet Yüksek Kurul Heyet Üyesi. E, dokunsun artık o kadar yaklaşmışken. Yok <laughs> Yo, dokunmazmış. <laughs> Dokunmayacak. <laughs> <Hiç> dokunmasın yetermiş. <laughs> ve, ve kadın camiye gelmesi hakkındaki hadis-i şeriflerin de en son gelen bir hadisle öncekilerin nesnedildiği, kaldırıldığını böyle yüzü kızarmadan ifade ediyor. E Edep olmayınca ve bütün e, Diyanet İşleri Başkanı birinci yardımcısı ve bütün müftülerinin de birinci yardımcılarının kadın olmasının eşitliğe uygun ve dinimize uygun bir e, davranışmış, hareketmiş hocam. Bunu yani şunun için aradım, soru sormak için değil de bunu her mecrada, her türlü yerlerde, sesimizin yüksek çıktığı yerlerde nifak çıkarmadan, kavga dövüş çıkarmadan anlatılmasını istiyorum. Bunun bütün milletin Allah'a razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin. hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Evet Seni jurnallayacaktım. Hep Mustafa Bey'in yüzünden. Mustafa Bey mah Bir camiye sokacağız Mustafa Bey mani oluyor. Ya etme, eleme. Dursunlar orada falan diye. O kadar ileri gidemiyorum O kadar <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bu gece de Miraç Kandili. Evet bu gece Miraç Kandili. Allah Teala hayırlı ve mübarek eylesin inşallah Teala. Ee, Miraç kalp işi, iman işi. Çünkü akıl işi değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Miraç'a yükselmesini ki e, daha önce de aynı şekilde ha, ilmi var. İlmi var ama e, kendi aklına güveniyor, ilmine güveniyor. Onunla aynı şekilde ölçüler koyuyor ve o ölçülere göre de hüküm vermeye kalkıyor. 72 bir fırkası çıkmış. Onun için ayet-i kerimede Miraç e, Kudüs'e kadar bildirildiği İsra suresinde bildiriliyor. Onu inkar edemiyor. Onu inkar küfürdür. E ondan sonra diyor ruhen yükselmiştir. Adam düşünüyor diyor ki olmaz diyor, gidemez diyor kendi aklına göre. Kendi gidemiyor ya kendi gidemeyince hiç kimse gidemez zannediyor. Eee Allah'tanın kudretinde zımnen inkar ediyor. Ee, daha doğrusu anlayamıyor Allah-u Teala'nın kudretini. Hadi hüsnü o ifadeyi kullanalım. Ruhen olmuştur diyor. Ve böyle ilahiyatçı çok biliyor musun? Ve kendisini Müslüman görüp, ehl sünnet görüp böyle söyleyen de var. Bir de değildir buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruh ve beden beraberce ehl sünnet adına göre Mekke'yi mükremeden Kudüs'e, Kudüs'ten yedi kat köklere Kabe Kavseyn Arşale aynı şekilde yükseltildi yükseltin diye. E, e, efendim e, nasıl olur? Ya sen insan olarak bugün aynı şekilde uzay gemisi yapıyorsun. Bilmem ne gezegenine gideceğim falana gideceğim. Feşmekine gideceğim falan diyorsun. Oturuyorsun aynı şekilde hesap ediyorsun. allah verdiği akıl ile. Ben bu atmosferi hangi maddeleri birbirleriyle karışırım ve bu alışımlar neticesinde uzay gemisi yapar ve bu, bu atmosferi deler geçerim diyorsun. Değil mi? Ve yapıyorsun da onu. Ve atmosferi delip geçiyorsun. Uzaya çıkabiliyorsun uzay gemisiyle allah Teala küllü şeyin kadir, yaratan, yoktan var eden. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o yedi kat köklerden giderken aynı şekilde koruyacak. ...efem e, sırtında şey var mıydı yani o tüpü? E gerek yok orada yaratıyor. Yaratan o. Yaratan o. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça buyuruyor ki, Açıkça buyuruyor ki e, Cebrail Aleyhisselam beni aldı götürdü Kabe'nin yanında. Orada başka melekler de vardı. Göğsümü yardılar ameliyat ettiler buyuruyorlar. Yani o yolculuğa hazırladılar. O yolculuğa hazırladılar. E, bunu anla, e, söyleyen Peygamber Efendimiz. E tabi bunlar Peygamber Efendimiz'e inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor ya bunlar. Ona da inanmıyor, ona da reddediyor. E, ve aynı şekilde bunlar hepsi olmaz diyor. Aklına vuruyor. Çok meşhur bildiğimiz İslam alimleri var. Evliyalık makamında olanlar var. İmam-ı Hazretleri gibi... İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi... Bütün bunlar da... E, mirac'ın ruh ve beden olarak olduğunu mu söylüyor? Evet, ruh ve beden olduğunu. Bedenen beraber. Bütün ehl-i sünnet alimleri, ittifak halinde. Ehl-i olmayanlar söylüyor onu. Yani akıllı adamlar da böyle söylüyor. Hı akıllı adamlar da söylüyor. Kim ama Rabbani allah Teala öyle bir şey yapmıyor. Hatta e, İmam-ı bu Ebu Hanife yani sadece lehinde olanlar değil, aleyhinde olanlar bile Diyorlar ki öyle bir mantık gücü vardı ki bu tahta altın dese seni ikna eder. Hakikaten o tahtaya böyle bakarsın onu tahta görürsün ama altın olduğunu anlarsın diye. Altın olduğunu ispat edecek mantık gücüne sahip. İmam Malik Hazretleri'ne sormuşlar. İmam Azam-ı Hazretleri nasıl bilirsin diye. E, çok yüksek diyor. E, akıl, zeka e, şey itibariyle çok yüksek. Pratik zeka itibariyle da ve şey itibariyle de her bakımdan çok mükemmel. Nasıl anladınız diyor. Bir defa Medine'ye gelmiş duydum gittim ben de diyor. Baktım diyor insanlar gelmiş onlarla sohbet ediyordu diyor. Ben bir soru sordum kendisine. Siz nerelisiniz dedim diyor. Kufeliyim dedi diyor. Dedim ki de kendisine. Küfede münafık çok doğru söylüyorsun. Hakikaten çok çünkü ayet-i kerimede buyuruluyor ki de başladı ayet-i kerimeleri okumaya. Tabii dinleyenler de benim gibi saf olduğu için anlamamışlar demişler. Biz bir şey anlamadık. Anlamayacak ne var buyuruyor okuduğu ayet-i kerimeler Medine'de münafığın çok olduğunu bildir. <laughs> o kadar zeki, o kadar surat intikal yüksek ki, o kadar yüksek ki. E İmam Malik Hazretleri de yüksek olduğu için onun verdiği cevabı anlıyor. Ne demek istediğini anlıyor. Daha çocuk yaşlarında e, bir gün aynı şekilde hocası e, haber göndermişler demişler, demişler ki şimdi olduğu gibi şimdi mesela ateistler, deistler olduğu gibi o zaman da dehi diyorlardı bunlara. Her asırda var böyleleri. Adam diyormuş ki işte aliminizi çıkarın bana. Ben diyor şey yapacağım. Onunla münasar edeyim. İlzam edeceğim, susturacağım. Hani bugün nasıl sosyal medya var, ondan sonra televizyon, gazete var falan bunlarla kamuoyu oluşturuyor. O zaman da böyle kalabalıklar topluyor, onların önünde münazaralar yapılıyor. Böylece yani de, e, galip gelen diyor ki gördünüz mü sizin aliminiz bile benim karşımda duramadı. Ben haklıyım diyecek adam. Hocası diyor ki sen git. Efendim diyor ben daha 16-17 yaşlarında. 16-17 yaşlarında. Ondan sonra geliyor hocasının emriyle tabii o zamanki devlet erkanı bir şey diyeyim mi o alimlere. Adam diyor ki bu mu? diyor çocuk mu çıkarıyorsunuz? Oradakiler tertip et diyor ki biz anlamayız. Buyurun. Fakat adam yüksek bir kürsü kurulmuş oradan oraya oturmuş. İmam Azim Ali Hazretleri daha çocuk yaşta o da yerde oturuyor. Ne sorduysa cevap vermiş. Ne sorduysa cevap vermiş. Ne sorduysa cevap vermiş. En sonunda peki demiş. ...Allah'tan varlığını inkar ediyor. Bu diyor senin varlığını söylediğin Allah Celle Şanuhu şu anda ne işle meşgul? İmam Azim Bayni Fazretleri daha çok yaşta diyor ki efendim siz diyor bütün sorularınızı hep o yüksek kürsiden sordunuz ben de aşağıdan cevap verdim. İzin verirseniz diyor bu sualinizin cevabını siz inin aşağıya buraya ben de çıkayım oraya oradan cevap vereyim. Adam düşünüyor olur diyor iniyor oturuyor oraya aşağıya İmam Azim Bayni çıkıyor yukarıya Allah Teala şu anda diyor seni gibi dinsiz aşağıya indirdi benim gibi çocuğu yukarı çıkardı. <laughs> Deyince tabii herkes başlıyor gülme. Adam perişan oluyor. Adam perişan oluyor. Bu sürati intikalin zekanın çok yüksek olduğunu alamettir. Hani siz dediniz ya bunlar akılsız mı? Ya sen, e, biz ondan hayatın e, biz on, o zaman da olmuş olsak İmam Azam Ümmü Hazretleri bizi kapıcı bile tutmaz. Kapısında aynı şekilde gelene gelene buyurun diye ona bile kabul etmez. Yani buyurduğunu anlamazsın bile. Buyurduğunu anlamazsın bile. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mısır seferine giderken boğazı geçiyorlar. Yanında Hasan Can var. Diyor ki Hasan Can kahvaltı yaptın mı diyor. Yaptım efendim diyor. Ne vardı diyor işte yumurta vardı diyor. Orada kalıyor. İki sene Mısır'da kalıyor. Dönüşte tekrar boğazdan bu tarafa geçerken soruyor nasıldı diyor. Rafat Han'dı efendim diyor. O <laughs> ya işte bu sultan da inanıyordu tamam mı? Yanındaki o ne diyeyim, Hasan Can da inanıyordu. Kalp gözü açık olanların hepsi inanıyordu. Evliya-i Keram. Peki, peygamberlerimizin miracına kim inanmıyor? Kalp gözü kör olanlar inanmıyor. Çünkü en üstüne et itikadında olmayan evliya olamaz. 72 Bidat fırkasından evliya çıkmaz. Bugünkü ilahiyatçıların içinden de evliya çıkmaz. Çıkmıyor da. Onun için inkar edip duruyorlar ya evliyayı. Boyuna saldırıyorlar ya. Hatta bir tane site bize saldırıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin aşağıya diye saldırıyor adam İmam Rabbani Hazretlerine o şekilde aynı şekilde hakaret ediyor. Muhyiddin Arabi Hazretlerine ben Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyhi işte bir ziyaretimiz söz konusu olmuş da neredesiniz kardeşim buyurdular? Konya'lı der. Ya kardeşim buyurdular. Sadreddin Konevi Hazretleri Konya'lı buyurdular. Onun üvey babası Muhyiddin Arabi Hazretleridir buyurdular. Onu aynı zamanda hocasıdır. Ve habiler buyurdular Sadreddin Konevi ve Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne kafir diyorlar kardeşim buyurdular. O zamanlar duymadım ben ilahiyatı bir dedim. Müştehit yetiştiğim için bunlarla meşgul değildim ben. Müştehit oluyordu. Oluyor. Anlıyorum sizi. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla, dolayısıyla bu iş akıl işi değil. Ve bu akıllı e, ve ilimde de kalpte de çok yüksek, yüksek, olan ve Hicri 5. asır müceddidi olan İmam-ı Gazali Hazretleri felsefecileri de batini fırkalarında hepsini tetkik ediyor. Ve ondan sana diyor ki felsefeciler diyor işi akılla çözmeye çalışıyor. Halbuki diyor, halbuki diyor akıl bir yere kadar. Ondan sonra diyor nübüvvet kuvveti lazım nübüvvet. Onun için e, ...Hz. Hazreti Ebu Sıddık radiyallahu anh hazretleri ümmetin zirvesine çıktı. Peygamberlerden sonra insanlığın en zirvesine çıktı. Niye? Bir şeyi anladı. Bir şeyi anladı her şeyde kavuştu. Neyi anladı? Peygamber gördü, baktı. Ha dedi. Bu akıl ilimle olabilecek bir şey değil. Bunu Allah Teala seçmiş, göndermiş. Buna Allah Teala aynı şekilde kalbine indiriyor ve bir melekle bilgi yüklüyor. Dolayısıyla bunu ben akılla izah edemem. Ve bunun söylediklerinin hepsi yani her şeyi yaratan buna doğru bilgi gönderiyor. Bu Her şeyin doğrusunu en iyisini o biliyor. Çünkü yaratan o. Dolayısıyla diyor artık benim akla makla ihtiyacım yok. Çıkartıp atıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki... ...bu gece ben aynı şekilde miraca çıktım. Doğru söylüyorsun ya Resulullah dedi. Doğru söylüyorsun dedi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Ümmühan'ın evinde dönüşte... ...dedi gideceğim Kabe'de anlatacağım bunu. Dediler sakın anlatma. Kimse inanmaz. Hakikaten o günkü şartlarda düşünsen şimdiki ahmaklar da öyle. O günkü şartlarda en hızlı vasıta at ve hecin devesi Mustafa Bey. At ve hecin devesi saatte 70 kilometre gidiyor. Yani belli konaklara bir saat boyunca da 70 kilometre gidemez bunu. Bak mesela kaplanı anlatıyor belgesellerde var. Bilmem işte kaç dakika diyor bu 80 kilometre süratle gider. Ondan sonra dilini çıkartıyor har har soruyor avını kaçırdı. Atla hecin devesi de aynı bir saat boyunca aynı şekilde 70 kilometre gidemez. Belli noktalara aynı şekilde hecin develeri atlar koyacaksın ki at yorulduğu zaman bırakacaksın ona vereceksin. Bu 70 kilometreyi muhafaza edeceksin. Çünkü Mekke ile Kudüs arası 2500 kilometre. Yani eline hesap makinesini alırsan bu işin içinden çıkamaz. Çıkamazsın. Kabul etmez. Etmez. Bir düşündüler olmaz dediler. Evet, olmaz dediler. Olmaz dediler. E, hesap ortada. Orada Müslümanlar da vardı. Onlar da bir şey diyemedi. Mübarek olsun miracınız diyemedi. Mekkel müşrikler şöyle baktılar dediler ki tamam bu iş bitti yani öyle şey söyledi ki artık tamam bunu kendi, kendi kendini bitirdi. ki, derler ayağına sıkladı Kendi ayağına sıktı... <laughs> derler ya, ya. arasında. Bu dediler bitti bunun dediler bir has adamı var bir tek o kaldı. Grup halinde oraya gittiler ...sevinçliler ama tak tak kapıyı çaldılar hasi tobükre de Allah tealahan çıktı buyurun dedi sen dedi bir sura, sual soracağız buyurun siz kutsa gittiniz diyor evet gittim diyor ne kadar zamanda gidilir ve gelinir? 15 günde gidilir, 15 günde gelir. Tamam dediler ya, bravo. Akıllı kimse böyle söyle. Bu da bizim kafadan dediler. Ama dediler, o senin efendin. Evet diyor benim efendim ne dedi? O bir gece de gidip geldi, bir gece diyorlar. Bir gece de gidip geldiğini söylüyor. O söylese doğru söyledi diyor. Çünkü orada Allah Teala'nın kudretinin olduğunu iyi biliyor, yakini var. Hemen üzerine giydi. Daha uzaktan Resulullah Efendimiz'i görür görmez. Ya Resulallah miracınız mübarek olsun. Mübarek yüzünüzü görmekle, mübarek sesinizi işitmekle içimiz ferahlıyor. Anlat ya Resulallah. İnandım ya Resulallah dedi. Bomba gibi düştü böyle. Adamın dibiymiş maşallah. E, <gülüyor> <gülüyor> yani. Bomba gibi düştü. Müşrikler sarsıldı. Müminler kendilerine geldi. Kendilerine geldi. Baktılar ki ee, paniklediler. Bunun üzerine de dediler ki o zaman söyle bakalım. Madem ki Mescid-i Aksa'yı gördün. Kaç kapısı var? Kaç penceresi var? Kapılar, pencereler ne tarafa bakıyor? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ben bakmamıştım. O anda Cebrail Aleyhisselam televizyon ekrandaki kameralar tak diye hemen o tarafa yöneliyor. Takır 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 takır. Gözünün önünde. Böyle diyor sayıyor ve cevap veriyordum onların suallerine ve bir anda aynı şekilde göklere çıkaldım. Burak isimli bir işte hayvan tabiri kullanıyor. O nedir ne değildir onu bilmiyoruz. Binek. Demek. Binek. Onunla yükseldi. Miraç merdiven demek zaten. Bir anda gitti ve o gece Peygamber Efendimiz ile allah Teala arasında, allah Teala arasında ...hani işte zaman duruyor. Onu şey yapamıyorsun. Ama bir dünyada kullandığımız zaman birimine göre ...hani leğendeki suyun hareketi bitmemişti buyuruyor. Hani durmamıştı. Ama Orada anlatılanlar insan akıl ermiyor. Efendim nasıl olur? Ya rüya dediğin şey beş on saniyedir. En fazla on saniye. On saniye pek olmazmış. Ama sen bir hafta boyunca anlatıyorsun onu. Bir saat iki saat anlatıyorsun sen onu. Şöyle oldu da böyle oldu da şuraya gittim de şununla görsün diyorum. E senin anlattığın şey bir saatte zor bitiriyorsun. Ama beş saniyelik iş. Ya burada beş saniyelik. Ama oradan geldiği zaman bir şey, şey yapıyorsun. Dolayısıyla orada Peygamber Efendimiz allah Teala arasında Şeyde Allah rahmet eylesin. Emen Abrev çok güzel anlatırdı onu. Orada bir şey söylüyorlardı. Sevgi de ortaklık olmaz. Aşık olan ortak kabul etmez. Şimdi Habibullah ya, Allah sevgilisi ya. Şimdi Orada soruyor. Diyor ki Ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'a Safiullah dedin. Onu benden çok mu seviyor? <laughs> soruyor. Peygamber <laughs> Efendimiz işte İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah dedin, dost dedin, dedin, benden çok mu seviyorsun? <laughs> Musa Aleyhisselam'la konuştun, Kelimullah dedin, onu benden çok mu seviyorsun? Her birin aynı şekilde. Orada aşık maşuk. En sonunda, en sonunda işte allah Teala buyuruyor ki, Habibim onlara bunu verdim ama sana bunları verdim. Onlara şunu verdim ama sana bunu verdim. Onlara şunları şunları verdim ama sana bunları verdim. Ve kalbi rahatlıyor, kalbi rahatlıyor. Ve ondan sonra da beş vakit namaz emredildi orada. Ve sevinerek yeryüzüne aynı şekilde indi ümmetime. Çünkü e, orada talep etti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi dedi ben bu, bu insanlara beni peygamber gönderdin. Onları benim ümmetim yaptın. Bana onların peygamber olan bana miracı nasip ettin yani kendi zatını gösterdin cennetini cehennemi gösterdin benim ümmetim bunlar kayba iman edecek ama arada bir ihsanda da bulunsan allah Teala Habibim beş vakit namazı emrettim. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz müminin miracıdır. İmam Rabbani Hazretleri bunu anlatırken buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraçta baş gözüyle gördü allah Teala'yı. Namazda her ne kadar dünya şartları buna müsait değilse de görür gibi bir hal hasıl oluyor. İşte Hazreti Ali ve Teala ayağındaki demiri çıkardılar. Ve bazıları aynı şekilde namazdayken hatta Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri içinde deniyor. O allah Teala zikrederken kılıçla saldırıyorlar, kılıçlar eğiliyor. Kılıçlar eğiliyor. Nice böyle Evliya-i bu haller tezahür etmiş. Dolayısıyla görür gibi bir hal hasıl olur. Şimdi bizi dinleyenlerden diyecekler ki efendim siz de öyle bir hal hasıl olur. Aa, ha, Mustafa Bey mani oluyor. <gülüyor> 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 Ama buna inanıyorum. Hani İmam Rabbani Hazretleri olsun, i̇mam Gazali Hazretleri olsun, Muhammed Rebbami Hazretleri olsun. Eğer üstüne talimleri yazmışlar, vallahi de billahi de tallahi de sizin yazdıklarınıza olduğu gibi ben inanıyorum. Bunları yaşayamasam da, bu hal bende olmasa da sizin dedikleriniz doğru. Çünkü müvvet kaynağından geliyor o bilgiler. Onlar kendi kafasına göre yorumları değil, anlayışları değil. Ve tatmışlar da, tattırmış da Cenab-ı Hak. O ihsan-ı ilahi tattırır mı? Tattırır. Kapı herkese açık mı? Açık. Herkese açık. Allah-u Teala o büyüklerin hatır ve hürmetini bizde affe mağfiret evet. eylesin. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Evet. Cenab-ı Hak bu gecenin hatırı ve hürmetini günahlarımızı affeylesin. Ee, hem bizim hem memleketimizi en ...afatı sevaviye ve arziyete muhafaza buyursun... Tamam. ...din düşmanlarına fırsat vermesin... Hmm. Ee, ...günahkarlara tövbe nasip etsin... ...inanmayanlara hidayet nasip etsin... ...hastalara şifa ihsan etsin, ...borçlara eda nasip etsin... ...sıkıntı olanlarına sıkıntılarla hayra tepkiyle tamam. etsin inşallah. Tamam. Tamam. Peki efendim biraz sonra elinden birlikte olacağız. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var sohbetimizin başlığı Miraç Kandili. Miraç kelime olarak merdiven anlamına gelmektedir. Miraç gecesi Recep ayının 27. gecesidir. Resulullah Efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Mekkeli müşrikler iman etmiyor. Müslümanlara çok sıkıntı veriyorlardı. Resulullah Efendimiz 52 yaşında Zeyd bin Hariseyi alarak Taif'e gitti. Taif halkına bir ay nasihat eyledi. Hiç kimse iman etmedi, hatta taşa tuttular. Resulullah Efendimiz geri dönerken mübarek ayakları yaralandı. Hazreti Zeydin başı kan içinde kaldı. Yorgunluktan yol kenarında bir gölgelikte oturdular. Orada bulunan bağ sahibi köleleri Adlasla birer salkım üzüm gönderdi. Resulullah Efendimiz üzümü yerken besmele okudu. Addas o zaman Hristiyandı. Bunu işitince şaşırdı. Yıllarca buralardayım kimseden böyle bir söz duymadım. Bu nasıl sözdür dedi. Resulullah Efendimiz ona sen neredensin diye sordu. Nineveliyim dedi. Yunus Aleyhisselam'ın memleketinden imişsin buyurdular. Siz Yunus'u nereden tanıyorsunuz? Onu buralarda kimse bilmez deyince o benim kardeşimdir. O da benim gibi peygamberdi buyurdular. Bu güzel yüzün, bu tatlı sözlerin sahibi yalancı olmaz. Ben inandım ki sen Allah'ın resulüsün. Ya Resulullah, izin verirseniz sizinle birlikte gelmek istiyorum." dedi. Resulullah Efendimiz, "Şimdi efendilerinin yanında kal. Az zaman sonra adımı her yerde işitirsin, o zaman bana gel." buyurdu. Bir müddet istirahatten sonra Mekke istikametine hareket ettiler. Karanlıkta şehre girdiler. Birkaç ay Mekke'de çok sıkıntılı geçti. Her taraf düşmandı. Gidecek bir yer yoktu. Doğruca amcası Ebu Talib'in kızı Ümmi Hani'nin evine geldi. Ümmi Hani o zaman iman etmemişti. Kapı çalınınca kim olduğunu sordu. Amcan oğlu Muhammed'im, kabul edersen misafir geldim buyurdular. Senin gibi doğru sözlü, emin, asil, şerefli misafire can feda olsun. Yalnız teşrif edeceğinizi önceden bildirseydiniz bir şeyler hazırlardım. Şimdi yedirecek bir şeyim yok, dedi Ümmihani. Peygamber Efendimiz, yiyecek içecek istemem, hiçbiri gözümde yok. Rabbime ibadet etmek, yalvarmak için bir yer bana yetişir, buyurdular. Ümmühani, Resulullah Efendimiz'i içeri alıp, bir hasır, leğen, ibrik verdi. Resulullah Efendimiz o gün çok incinmişti. Abdest alıp Rabbine yalvarmaya, af dilemeye, kulların imana gelmesi, saadete kavuşmaları için duaya başladı. Çok yorgun, aç, üzüntülüydü. Hasır üzerine uzanıp verdi O anda Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a: "Sevgili peygamberimi çok üzdüm. Mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde yine bana yalvarıyor. Benden başka hiçbir şey düşünmüyor. Git habibimi getir. Cennetimi, cehennemimi göster. Ona ve onu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün. Ona inanmayanlara, sözleri, yazıları ve hareketleriyle onu incitenlere hazırladığım azapları görsün." onu ben teselli edeceğim, onun nazik kalbinin yaralarını ben gidereceğim buyurdu. Cebrail aleyhisselam hemen Resulullah Efendimizin yanına geldi ve dedi ki, Ey bütün yaratılmışların en üstünü, ey yaratanın sevgilisi, ey peygamberlerin efendisi, iyilikler menbaı, üstünlükler kaynağı olan şerefli peygamber, Rabbin sana selam ediyor, hiçbir peygambere, Hiçbir mahlukuna vermediği nimeti sana ihsan ediyor. Seni kendine davet ediyor. Lütfen kalk, buyur gidelim. Burak adındaki beyaz hayvana binip bir anda Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya geldiler. Geçmiş peygamberlerden bazısının ruhları insan şeklinde oradaydı. Cemaatle namaz için Adem, Nuh, İbrahim peygamberlere İmam olmalarını sırayla söyledi, hiçbiri kabul etmedi. Özür dilediler. Cebrail aleyhisselam Resulullah efendimizi ileri sürdü. Sen varken başkası imam olamaz dedi. Namazdan sonra mescitten çıkıp bilinmeyen bir miraçla bir anda yedi kat gökleri geçtiler. Her gökte bir büyük peygamberi gördü. Cebrail aleyhisselam sidrede kaldı. Kıl kadar ilerlersem yanar yok olurum dedi. Sidretül Münteha, altıncı gökte bulunan büyük bir ağaçtır. Resulullah Efendimiz, cenneti, cehennemi, sayısız şeyleri görüp, refref adındaki bir cennet yaygısı üstünde olarak, kürsi, arş ve ruh alemlerini geçip, bilinmeyen, anlaşılmayan, anlatılamayan şekilde Allahü Teala'nın dilediği yüksekliklere ulaştı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda Kudüs'e ve oradan Mekke'yi mükerremeye, Ümmihane'nin evine geldi. Yattığı yer henüz soğumamış, leğendeki abdest suyunun hareketi durmamıştı. Sabah olunca Kabe yanına gidip Miracını anlattı. İşiten müşrikler alay etti. Muhammed aklını kaçırmış iyice sapıtmış dediler. Müslüman olmaya niyetli olanlar da vazgeçti. Birkaçı sevinerek Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Çünkü onun tecrübeli bir tüccar olduğunu biliyorlardı. Kapıya çıkınca hemen sordular. Ya Ebubekir, sen çok defa Kudüs'e gittin geldin, iyi bilirsin. Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek ne kadar zaman sürer dediler. İyi biliyorum bir aydan fazla dedi. Müşrikler çok sevindi. Akıllı adam, tecrübeli adam böyle olur dediler. Gülerek, alay ederek ve Hazreti Ebu Bekir'in de kendi kafalarında olduğuna sevinerek senin efendin Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Artık iyice sapıttı diyerek Hazreti Ebu Bekir'e sevgi saygı gösterisinde bulundular. Hz. Ebu Bekir Resulullah Efendimizin mübarek adını işitince, eğer o söylediyse inandım, bir anda gidip gelmiştir deyip içeri girdi. Müşrikler neye uğradıklarını anlayamadı. Önlerine bakıp gidiyor ve vay canına, Muhammed ne yaman büyücüymüş, Ebu Bekir'e sihir yapmış diyorlardı. Hazreti Ebu Bekir hemen giyinip Resulullah Efendimizin yanına geldi. Büyük kalabalık arasında yüksek sesle, ''Ya Resulallah, Miracınız mübarek olsun, dedi. Resulullah Efendimiz bunun üzerine Hazreti Ebu Bekre yani tasdik edici, doğrulayıcı, dedi. Hazreti Ebu Bekir bu adı almakla bir kat daha yükseldi. Resulullah Efendimizin bedenen Mekke'den Beytül Mukaddes'e götürüldüğüne inanmayan kafir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayansa ehli sünnetten ayrılmış olur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ilk dinleyicimiz, gelen diyor, başıma geliyor. Bu sadece bu dinleyicimize mahsus değil. Benim de çok ol, olurdu öyle. Mesela... ...Sıhhati gidiyorsun falan, gönlüne bir şey geliyor falan. Herkes hastalandı falan, bir sevinç ağası oluyor. Ertesi gün küt diye gidiyorsun. <laughs> kendi kendine nazarın oluyor, nazarın oluyor. Ve hatta ee, onu öyle düşünmemeli. Yani Allah Teala'nın bir ihsanı düşünmeli. Çünkü her talimleri öyle anlatıyor. Niye? Çünkü hastalanmazsak, işlerimiz sıkıntı giderse ne olur? Bizim nefsimiz iman etmemiş, iman etmediği için kibirli oluruz biz. Ve kibirli olan ne olur? Kibirli olan da Allah Teala buyuruyor ki hiç acıma. Çünkü e, kitaplarda buyuruyor ki e, allah Teala diğer günahlara sıfatlarıyla düşmandır. Kibirliğe zatıyla düşmandır. Onun için de buyuruyor ki hiç acıma onu cehennemde yakarım. Kibirliğe allah Teala muhafaza buyursun. Hmm. Cenab-ı Hak ihsan ettiği, merhamet ettiği kullarına e, böyle bir yola girecekse nefsi aynı şekilde o yola doğru kayarken onun başına bir sıkıntı veri veriyor. hemen. Ha, diyorsun böyle böyle. Dolayısıyla bu bir nimettir. Yani ee, ben kendi başımdan geçenlerde... de daha sonra böyle bir bakıyorum falan. Allah Teala bir kuluna bir nimet vereceği zaman böyle ömrünün belli zaman dilimine yayıyor. Ona dert, bela, hastalık bilmem neler gönderiyor falan. Onu hazırlıyor. Böyle iyice aynı şekilde eziyor, eziyor. Ee, o böyle diyor ki ben Rabbim ne emrederse noktasına getirince e, Allah Teala o nimetlerini veriyor. Peki önce verse, daha önce verse şaşırır. Önce verse şaşırır, kayar, kibirlenir. Hani meşhur bir şey anla, e, zaman zaman anlatıyoruz ya. Adam bir tane evlat var. Adam çok zengin. Adam bakmış demiş ya bu demiş hiç çalışmadı. Alın teri yok. Bu demiş paraları çarçur edecek. Böyle yaz günüymüş. Oğlum demiş. Ben de para çok ama demiş. Yani sen demiş bir bir lira kazan demiş ya. Getir demiş akşama. Oğul baba demiş falan. Neyse sabahleyin kalkıyor falan. Annesine demiş. Annesi vermiş bir lirayı. Tabi yazıyor olduğu için pencereden açıkmış çıkmış falan. Demiş oğlum kazan, kazandın baba demiş falan. Ver oğlum demiş veriyor falan. Oğlum demiş ben de para çaktım demiş. Yeter ki sen kazan demiş. Pencereden dışarı atmış. Oğlan hiç kılı bile kıvırdamamış. Hmm. Anam demiş ki bu parayı sen verdin. Vermişsin. Eğer demiş. Oğlana diyor ki sen diyor yarın bir daha kazan. Eğer gene verirsen bak diyor. Çocuk da ver. Ve atarım ben. Haberin olsun ya. Yani. Sabah oluyor anne diyor yok diyor baban anladı. İkimiz de atacak yani. Git diyor kazan. Çocuk de şey yapmamış gidiyor falan. Bakmış da böyle tren karında işte valiz bilmem o zamanlar böyle şey yok Hamallık. Bir tanesi demiş ki oğlum demiş yük mü He, demiş yük bekliyor falan. iyi demiş koca bir valiz. O zaman tahta bavullar var. Hatırlıyor, onu da biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Almış çocuk ilk defa taşıyor falan. Üçüncü kat mı dördüncü kat mı asansör de yok o dönemlerde falan. Çocuk oraya kadar çıkarınca kan ter içerisinde kalmış. Tabii ücret mücret bilmediği için kaça götür bir lira diyor tamam mı? Bir lira kazanacak ya. Almış bir lirayı koymuş akşam gelmiş babası gene. Demiş oğlum kazan. Kazandım baba demiş bu sefer ses ton, tonu falan da ciddi sert. Ver demiş bana veriyor. Ben de diyor para çok yeter ki sen kazan ben, Bir fırlatıyor çocuk bir kalkıyor. Baba sen ne yaptın demiş ya akşama kadar benim demiş <laughs> e, de bir Koşmuş otların arasından de. aynı şekilde parayı aramış bulmuş. Öbürsünü aramadıydı. Onu sana dolapını aç bak demiş... ...her bir para şu gördüğün... ...dolaptaki paranın her biri... ...bu şekilde böyle alın teriyle kazanıyor. Ona göre harca. Dolayısıyla... E, ...mesela peygamberlere de... ...Aleyhisselatü Vesselam o yük gelmeden önce... ...o yük gelmeden önce değişiyorlar. Mesela benim en çok bana tesir edenlerden... ...bir tanesi Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı. Çünkü yani o gün şartlarda... ...şey yapınca Mısır'da... E, ...şeyler... E, Mısır halkının tamamı köle. Belli bir efendi var, azınlık. Onlar o kölelerin sırtında. Kölelerin sırtında yaşıyorlar. İnsanlar hiçbir hak ve hürriyetleri yok. Hak ve hürriyetleri yok. E şimdi o sistem değişecek. Kim değiştirecek? Allah Teala peygamber gönderiyor. 12 sene hapiste yattı. Onun için dinleyicimiz hani efendim benim başıma böyle dert geliyor, bela geliyor falan üzülmesin. Allah Teala hem koruyor hem de nimet veriyor. Bir de nazar dualarını okusun efendim. E, son dinleyicimiz de e, kendisine biz hak veriyoruz. Ee, yani dinini aynı şekilde Kur'an'dan öğrenirsen gidersin böyle cami içinde eylem yaparsın. Yani zıvanadan çıkarsın. Dışarıdaki kadından senin aranda fark olmaz. Militan kadın olursun. Ama dinini İslam alimlerinin kitaplarından öğrenirsen o zaman edepli olursun. Ve Müslüman haya sahibi hanım olursun. Böyle yazıyor kitaplar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum